Merhabalar herkese. Almış olduğumuz bir ürün var. Daha doğrusu iki ürün var. Hepsi burada.com üzerinden. Yine anlaşmış oldum. Şurada görünüyordur diye tahmin ediyorum. Kitchen altılı, işte fiyatı yazmış ve 12'li baharatlık setler. Daha önceki aldığım baharatlık bir set vardı. O set Mika'ydı. Mika gibi bir ürün, plastiğe benziyordu. Baktım polisterin diye o tarz bir malzeme şişirdi içeriye. O yüzden geri iade ettik. Onun yerine cam olacak şekilde daha güvenli olabilecek bir ürün aldık. Artı bambu denmiş. Bambu ne kadar sağlıklarını çok emin değilim ama. Türevi. Neyse. Ürün bugün geldi. Aynı ikisini sipariş ettik. Hepsi burada.com'da. Hepsi jet. Hepsi Express vardı bir aralar. Daha sonrasında hepsi Jet mi? Hepsi Jet, o tarz bir şeye geçtiler bunlar. Ulaştırmaya geçtiler. Neymiş? Hepsi Jet diye bir firmaya geçtiler kendi bünyeleri adı altında. Yalnız onlar da biraz herhalde çok yoğun çalışıyorlar. Diğer kargo şirketleri gibi sistemini tam oturtamadılar. O sebepten ötürü çok yavaş kargolar geliyor gidiyor bazen. Hepsi için demeyeyim de. Neyse, ürünlerden bir tanesi bu 12'lik baharatlık olan cam kitle içerisinde bu şekilde geldi. Açacağım şimdi. Diğer ürünümüz de bu şekilde geldi. İki katlı dönerli altılı diye geldi. Bu şekilde kutu açılımını yaptık. Bunlar ayrı ayrı videolar olarak ayrı ayrı videolar olarak göstereceğim. Öncelikle şu, hani herkesin vaktini de çok almayayım diye 12'likten başlayacağım. Şöyle bir şeyden bahsediyordum. Buna tam başlamadan önce ayın ikisinde sipariş, bir ikisinde sipariş etmişim. Şu an ayın 11'i. Yani hani 10 gün sonra gelmiş oldu. Ben çok karşılaşmıyorum. Şikayette bulundum. Sipariş iptali talebinde falan da bulundum ama ürünler şimdi bu şekilde düzgün geldi. Bunları iade etmenin çok mantığı yok. Sonradan bir 10 lira kadar bir düşüş yaşandı ama şimdi bunları al geri gönder. Adamlara tekrar ürün sipariş et. Tekrar gelsin. 10 lira içinde çok da değmez yani. Ayıptır, günahtır, yazıktır. O kadar insan emeğine yazık. Videonun devamı olarak ilk 12'lik baharatlı yaptıktan sonra, çekimini yaptıktan sonra 6'lığa geçtim. 12'likte herhangi bir sıkıntı yoktu. Onu da zaten eğer videolarıma bakarsanız bulursunuz devamını. Vesaire merak edenler varsa. Buradan yine açılımı yapıyorum. Diğer ürünün bambu kalitesi vesaire fena değildi yani, güzeldi. Ben beğendim açıkçası. Şey geldi aklıma, kurban derisi diyor ve kurban derisi güzelmiş gibi. Bir şey açtık şekilde. Hadi bakalım. Makasım vardı, pembe makas ama bu sefer yok. Ürünün 3 tanesini alt tarafa sararak göndermişler. 3 tanesini de yukarıya kavanozları göndermişler. Gayet hani kırılmasın etmesin diye özenle göndermişler. Bir kargodan daha önce bu şekilde gelebilir zaten bir ürün. Başka türlü de zor yani, atıyorlar çünkü zedeleniyor, yamuluyor vesaire. Bu sıkıntılı süreçlerden sonra böyle elimize gelebiliyor ürünler. Bu şekilde kargolanması güzel. Belki ilk kargoya çıkacağı yerden bile belki bu şekilde geliyor olabilir ürünler. Türkiye'ye veya Türkiye'de üretiliyorsa mağazalarına. Cam kalitesi güzel, fena değil ve kavanozların kalınlıkları da fena değil ve yeterli ölçüde. Nasıl size tarif edeyim? Su bardağı çıkartayım ya da bir kupa çıkartayım. Bu benim kupa. Mesela çocuğumuzla beraber kupamız, bu da onun. Yanında şöyle bir büyüklüğü var, genişliği var. Yani bir kupadan
Bir tık daha büyük, içine bir bayağı şey alır. Bayağı baharat alır. Büyük baharatlar, kekikler vesaire, onları koyulur diye tahmin ediyorum. Diğer karabiber falan, küçük şeyler. Burasını da şöyle yumuşak, işte nemlenmesin diye, hava kaçağı yapmasın diye silikon tarzı bir ürün koymuşlar ve şu şekilde kapatınca, yani çok etkin bir şekilde hava almamasını sağlıyor mudur bilemedim ama yani sıkıştırırken ve açarken tık diye bir basınçlı ses çıkartıyor şu an için. Bunu söyleyebilirim. Yine açmaya devam ediyorum. Standı da göreceğiz nasip olursa. Stand da döner standlenmişti. Bakalım nasıl dönüyor. Dönme durumu nasıl? Yine çatlak, kırık vesaire, buhar yapmış. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey görünmüyor. Kopukluk vesaire düzgün. İkinci aletle de rahat. Üçüncüye geçtik. Üçüncünün de gelişi bu şekilde. Kapak açıyorum. Yani bir basınç yapıyor. Demek ki hava kaçağı falan yok. Anladığım kadarıyla kırık yok vesaire. Nasıl, kapakların renkleri birbirinden bir tık sanki farklı gibi. Şöyle göstereyim. Mesela biri şey, benekli biri. Biri daha koyu, bir daha açık. Şöyle görebilirsiniz. Yani çok sorun teşkil eder mi zaten, oradan orasını bilemiyorum tabii. Döner stand, ha şu şekilde döner alttan. Oo. Burada ben kendim de kırmadıysam şu anda müşteri hatası denilebilir yani. Yuvarladık malzemeleri. Neyse. Çalışa devam. Şu andan sonraki standı vardı. Bana ait diyebiliriz. Kırılacak gibi bir şey yapmadık. Kavanoz yine bu şekilde. Bak, bunun kapağı daha bir sıkı. Daha güzel kapanıyor. Bu şekilde. Görün. Hadi bakalım hemen. Ama gayet güzel. Batlamasını falan bayağı, yani ciddi ciddi ev taşırken bile bu kadar uğraşmıyoruz. Taşınırken vesaire. Şimdi açıyorum. Hemen. Şunu da göstereyim. Bu şekilde. Ürün gene basınçlı, kırık vesaire bir şey yok. Şu kısım tam hava almasını engeller mi bilemedim ama şu kısım da muhtemelen onu bir tık yukarı çıkartmak gerekecek. Şu kısım tam çünkü sarmamış. Bir kaşıkla vesaire ittireceğiz buraya. Ben riskli bir iş yapıyorum, farkındayım ama plastiği zedeleyebilme ya da silikon şey zedeleyebilme ya da bambu kapağını kırabilme pahasına bunu dışarıya çıkartmaya çalışıyorum açıkçası. Neyse, çok da zorlamak istemiyorum. Bir miktar tutsa da yeterli bizim için. Gerçi tutuyormuş ya, o aradan biz görmüyoruz ama ne kadar da şey olsa, dışarıya doğru bir bombeliği var. Şurada dışarıya doğru bir bombeliği var. O bombeliği sayesinde tık tutuyor yani, bırakmıyor. Evet, sonuncu kapağımız bu şekilde. Bunun da kapağı, sonuncu kavanozumuz bu şekilde tutuyor. Kapaktan bile neredeyse tutunca bırakmıyor. Ama tabii içi dolu olursa bu kapakta kapağa güven olmaz. Kapaktan çıkar. Şimdi hepsini temizleyelim. Döner stand nasıl dönüyor? Dizimizdeki yeri nasıl olabilir? Fail düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi bakalım. Çekelim ürünümüzü. Öncelikle dönen standa bakıyorum. Şuraya bir yıldız tornavidayla dönebilecek şekilde bir
Tam görünüyor mu bilmiyorum. Alta yuvarlak yuvarlak bilya tarzı plastik malzemeler koymuşlar. Şu an tam yuvarlaklıklar görünüyor mu tam bilemedim ama anladığım kadarıyla bunları her yere döşemişler. Döşedikten sonra da sıkıştırmışlar. Maksat üstünde hareket etsin. Zaten üzerinde affedersiniz ton taşımayacak. Hani birkaç parça malzeme hepsi toplamda ağırlığı olsa olsa belki işte 4 kilo kadar yük taşıyacak. Döner platformu çok iyi çalışmadığına dair bazı yorumlar vardı. Mesela bir yere koydunuz. Yani bu kadar olur işte ya. Hani çok sağa sola devrilecek gibi bir durumu hele ki dolu olursa çok mümkün olacağını zannetmiyorum. Çünkü ağırlık merkezi ortada olacak şekilde veya devrilecek gibi olsa bile mesela şöyle tarif edeyim şu alt taraftan. Gerçi o boyuta çıkamaz. Bir sakatlık yapabilirim. Şöyle kaldırayım. Şöyle göstereyim. Şu alt taraf yani o kadar çok yüksek değil. Diğer taraf baskı uygular ve devrilmesini engeller. Mesela şöyle geldi diyelim. Şöyle devrilmez yani en fazla. Ne olabilir ki? Üstündekiler düşmüyor bile yani. Döner platformu bence gayet başarılı. Fena değil. Bu şekilde ürünümüz. Başka da diyebileceğim bir şey yok. Teşekkürler izlediğiniz için. Herkese iyi alışverişler dilerim. Eğer bu şekilde kutu açılımlarını vesaire bu videoları, tarz videoları beğeniyorsanız ondan sonra Jima beğenip abone olursanız sevinirim. Şöyle göstereyim. Hop. Şöyle göstereyim. Ürünümüz bu şekilde. Finito.